Herkes ayağını denk kalsın çünkü Türkiye'de e, Özal Yüzyılı başladı, pardon Özal nereden çıktı? Erdoğan Yüzyılı başladı, hakikaten hata yaptım ama Özal'dı desem fark etmez. Özal zaten böyle bir Türkiye'yi hayal ediyordu. Hoş geldiniz e, Türkiye'nin bu artık bir sirk halini almış e, vaziyetine. Her dakika e, doların e, değiştiği, yükseldiği ve her saniye e, fakirleştiğimiz bir gündemi yaşıyoruz. 23.70 civarında dolar birazdan 24 lira olur diye tahmin ediyorum. 30'a gider mi 40'a gider mi meselesini görüyoruz. Altta dolara rağmen bize destek olmaya çalışan dostlarımız var. Açık söyleyeyim e, iktisadi olarak bu dostlarımızın inanılmaz bir direniş gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli fakirleşirken buraya hayatta tutmak için onlar para göndermeye çalışıyorlar. Önemli. Biz de sponsorluk şeylerini reddediyoruz ve bunu devam edeceğiz. Yani ne olursa olsun reklam almayacağız. Sanı ki doları serbest bırakmışlar. Her dönemin yalakası, her dönemin yalakası Abdülkadir Selvi, 100 milyon dolar geldi, piyasalar düzeldi dedi. Al sana düzelmiş piyasa, ekonomiye güven göstergeleri yansımaya başlamış. Abdülkadir Selvi'nin nasıl bir yansıması olduysa işte. Onla e, uğraşacak. Bu arada dün bir mahkeme kararı daha geldi hakkımda. E, 50 bin lira tazminat isteyen haber al. E, 2 bin liraya ben mahkum olmuşum. 50 bin değil, 2 bin lira mahkum olmuşum. E, Palavra'dan bir davaydı. Palavra'dan da bir ceza aldık. 2000 lirayı da Ne yapalım? Yüksek mahkemeye gideceğiz de parayı sonra alırız. Ama herifler Allah'ın günü bana dava açıyorlar. Söylediklerinden dolayı o kadar çok akart davası oldu ki e, burada söylediklerinden dolayı önüne gelen açıyor. Bakalım Tuncay'ın meselesi ne olacak? Onu da konuşacağız. Ne yapalım? Ödüyoruz falan filan. Yalnız bu dövizle ilgili şunu söyleyeyim. Birileri fena tokatlayacak. E, bu şimdi satışlar olduğunu tahmin ediyorum. Bu arada 23 lira görülüyor ya iş bankasına gideyim 25-26 6 lira piyasada kaç lira bilmiyorum yani bu iş akşama ee, şey olabilir onu da söyleyeyim yani 30-40 e, her şey olabilir çünkü e, bu e, benim açımdan e, enteresan bir tabloya e, geldi müthiş bir ticari durum oluyor Nevruz'un söylediğine de dikkat edelim ülke batıyor Ülke batarken biz de edebiyat, şiir, sanat konuşacağız, örgütlenmemize devam edeceğiz. Eğer dediğim gibi radikal tahammülsüz ekranını korursak şu şeyi unutmayın. Bir, yerel seçimlerde iki tarafında hata yapıp yapmaması önemli. İktidar kanadı daha çok iktisadi bir sıkıntı olabilir ya da sıcak para bulup yurt dışından kredi bulabilir. Yurt dışından gelen kredi ve... Onu da çizmek istiyorum. Türkiye'deki e, bu yazın gelen döviz, e, şeyden gelen döviz, e, ne denir ona? Turistten gelen dövizle seçime öyle gidebilir. Ya da ki bana e, öyle geliyor, daha büyük bir enkaza dönebilir. Türkiye kaldırılamayabilir hale e, gelir. Çünkü şimdi Temmuz'da Mehmet Şimşek diyecek ki baba zam yapmayın. O da diyecek ki e, bu e, şeyde, bizimki azalmıyor İzak Bey. E, bu meselede şöyle bir e, durum oldu diyecekler. E, i̇şte bu parayı verirsek eğer e, insanlara yeniden enflasyonist sürece geçeceğiz falan filan. Bu Erdoğan'ın başına bela. Mehmet Şimşek'e bu işi satmış olması onu kurtarır mı bilmiyorum. E, Millet İttifakı'nın da bence e, artık ittifak yok ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de şu zaafı göstermezse ya biz kurultaylarımıza başladık Yerel yönetimlerde de başarılıyız. Kongrelerinden kurultaya gideceğiz. Bize bu bağlamda güvenin. Toplum bizden ümidini kesmesin. Çünkü işte yenileniyoruz. Siz de görüyorsunuz derse ve bunu yaparsa, yerel yönetimlerde kendini ortaya koyarsa, içten içe birbirini yemezse ve en önemlisi Kürt siyasetiyle yan yana gelmeyi başarırsa e, yerel seçimi kazanır. Ama yok. iyi Parti'ler biz bu işten zararlı çıktık. CHP zihniyetiyle olmaz derse, Kürtler biz iktidarda konuşacağız derse o zaman Türkiye büyük felaket e, bekler. Kıyılarda falan bile Cumhuriyet Halk Partisi seçimi alamaz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisini eleştirenlere karşı verilebilecek en büyük cevap, verilebilecek en büyük cevap bence Kongrelerin başlaması, sürecin gösterilmesi, insanların dahil edilmesi, ön seçimler ya da kamuoyu yoklamaları yerine ilçelerde şeylerin konması, sandıkların konması, adayların öyle belirlenmesi. Bir de tabii biraz sonra konuşacağız. Ekrem Bey'in biraz hırsına gem vurması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da olacaksa biraz daha olgun olması lazım maalesef her her açıdan o zarar e, veriyor bu arada Ankara'da ne pazarlıklar ne pazarlıklar onları size mesela bir tanesini söyleyeyim e, birbiriyle e, düşman olan bakın birbiriyle düşman olan Davutoğlu ile Babacan şimdi ev sıkışıp 20 kişi grup e, kurup cukkayı cebe indirecekler herkesin e, takkesi düşüp kel görülüyor olan kime oluyor halkımıza oluyor diyeceğim ama halkımız da memnun Halkımız memnun. Görelim doları. Görelim e, doları. Görelim doları. Evet. Dolar yayına başladığımızdan bu tarafa e, 23 liranın üstünde. Bu resmi rakam. Piyasada 25, 26, 27 bulabilirsiniz. Bu ne demek? Bu ne demek? Saniyeyle yoksullaşıyorsunuz. Ya bu ülkede kafa çalışmadığı için bir bakan çıktı dedi ki ona dolarla ilgili soru sorulun. Niye dolarla mı maaş alıyorsun dedi. Ya baba zaten dolarla maaş alacak olsam yükselmesini isterim. Ciddi söylüyorum. Sen verdiğin örnek bile ne bilmiyorsun. Ama o neydi şeyin Sabancı'nın e, holdingin başındaki... Ee, bize geçmiş çalışmalarında e, Sayın Bakanımız satır başlarını verdi. Kim bu? Diler Sabancı. Yanında kimleri çalıştırıyor? Emir, emiralleri, kulları kim? Finansçılar. Şimdi bu adamlar, bu kadınlar halkın kanını öyle de emiyor, böyle de emiyor. Bankacılıktan emiyor, e, inşaatçılıktan emiyor, barajcılıktan emiyor, e, işte kapalı kutu ürünlerden emiyor. E, emiyor emiyor. Halkımızın anasını ağlatıyor, Halkımız da bu sistemin böyle olmasından memnun oluyor. Canım halkımız. Canım halkımız. Tablo bu. İşte bunun üzerinde ayakta kalmaya çalışan insanlar var. Şimdi sorsanız ben diyor zaten işsizim benim için enflasyon yok falan. E yarın daha işsiz olacaksın. Ekmeğini hiç bulamayacaksın. Hiç bulamayacaksın. Öyle şu saatte ekmeğin küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Ya gramajından götürüyorlar ya da fiyat arttıracaklar. Nasıl olacak abi? Ve Mehmet Şimşek çok enteresan bir açıklama yaptı. Durum sandığımdan da kötü dedi. Ya Mehmet Şimşek akıllı bir adama benziyor. Nebati'nin daha önce de damadın bakanı olduğu bir kurumun ve ben ekonomistim diyen e, ve nas falan diyen Cumhurbaşkanı'nın olduğu bir yerden nasıl bunu tahmin etmezsin ki? Anlamadım. Anlamadım. Bu arada devrimi söylediği net. Koyalım onu. Koyalım onu. Siyasal İslamcılar, liberaller, çakma milliyetçiler ve çakma olmayanlar da bence fark etmez. Ve ulus ağacılarla gemiye binilmez. Gemiye değil, affedersin şeye bile gidilmez. Çünkü hepsi yarı yolda bırakır. Bir orada, bir orada, bir orada, bir orada. Zaten Türkiye'de temel problem bu ilkesel. Tabi. Ee, tabii ama Türkiye bugün değil sadece sömürge devleti Türkiye Menderes'ten bu tarafa sömürge devleti hem de ağır sömürge onu da altın çizeyim ağır sömürge e, Türkiye Cumhuriyeti şu anda.